Arzuhalcilik, Osmanlı döneminde bir teşkilata bağlı olarak resmi müsaade ile yapılan bir meslekti. Arzuhalci olmak isteyen bir kimse, Arzuhalci Başı, Divan-ı Humayun Çavuşları, Ocağın Zabitlerinden Çavuşlar Emini ve Katibinden Müteşekkil bir kurul önünde imtihan verir, kazandığı takdirde arzuhalciliğe kabul edilirdi. İmtihanda kanun bilgisi ve yasak edilen şeyleri bilmek gibi vasıflar aranırdı. Arzuhalcinin yegane sermayesi küçük bir masa ile birkaç divit ve kamış kalem, bir miktar kağıt, zarf ve kurutma tozundan ibaretti. Genellikle bunlar namuslu, gün görmüş, hukuki meseleleri iyi bilen, ihtiyar halkın sempatisini kazanmış kişilerdi. Halkın her çeşit ihtiyacına cevap veren arzuhalciler de bazen acelesi olanlar için hazır yazılmış mektuplar bile bulunurdu. Bugün eski divitler yerine daktilolar kullanan arzuhalcilere vergi daireleri, hükümet konakları ve adliye yakınlarında az da olsa rastlamak mümkündür. 17-3-1956 doğumlu, Aydın, Germençik doğumluyum. İlk ve orta lise tahsillerinden sonra üniversiteye gitmedim. Gitmek istedim, subay olmak istedim, olamadım. Baba mesleğim arzuhalcilik, arzuhalcilikle iştigale öğrendim. Yazışma şekillerine, yazılma durumlarını öğrendim. Allah gani gani rahmet eylesin babacığım, emekli olduktan sonra arzuhalcilik işi yapıyordu. Ben de onunla beraber öğrendim. Askere gittim, geldim, evlendim. İki oğlum var. Onların geçimlerini, evimin kirasını, elektriğimi, suyumu arzuhalcilik iştigali yaparak karşılamaktayım. Başka hiçbir gelirim yok. Allah bin bereket versin. Bu işte iştigalime devam ede gelmekteyim. Arzuhalci, arzu hal yapan kişi manasına gelir. Arzu, hal ise durumu belirtmek manasına gelir. Yani hali, durumu, vaziyeti söyleyen, bildiren kişi anlamı taşır. Fakat kelime anlamının ötesinde arzu hal, dilekçe demektir. Yani arzuhalcinin tam Türkçe karşılığı dilekçecidir. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne Hayatlar Ne Hikayeler adlı programa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımızın asıl amacı kaybolan mesleklerle ilgili minik bir çalışma yapmak, kültürel bir çalışma yapmak. Ve bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? 1957 İzmir doğumluyum. Adım İlyas, soyadım Uyanık. Daha önce biz konak Elhamra İşhanı'nda, eski tapu dairesi vardı Elhamra Seri. Babam rahmetli Hamdi Uyanık. O zaman yanan hükümet konağına giderdik. Eski saman kağıdı evraklar vardı, mal müdürlükleri. Oğlum git bunu Ahmet Bey'e, bunu veya Mehmet Bey'e, benim babam gönderdi. Bunu oraya yatır gel derdi. Ondan sonra götürdüm, babama verirdim. Babamla akşam üzeri şöyle Havra Sokağı vardı, Kemeraltı eski çok güzeldi. Bakma şimdi eski canlılık kalmadı. Kemeraltı'na giderdik. Orada Havra Sokağı'ndan alışverişimizi yapardık. Oradan iki çeşmelikten doğru Çankaya, eski emniyet, ilçe emniyet müdürlüğü vardı. O kibar mağazasının olduğu yerler, eski bit pazarının olduğu yerler. Oradan otobüse binerdik. O zaman Gültepe'de oturuyorduk, Çoban Çeşme'de. Biz 8 kardeşiz. Fakat babam beni çok severdi. Her yere gitse babam İlyas hadi yürü oğlum, İlyas yürü oğlum. Bu benim babam mesleği. Tapu işlerini yapıyorduk. Tapu işleri de artık bitti. Takvis diye bir şey var. Ona geçildi. Artık takipçilik diye bir şey kalmadı. Kalmayınca ben de bu mesleği bilmiyordum bu direkt şey yazmayı. Bir kız bir oğlum var, 3 tane torunum var. Eşim tapu dairesinden emekli oldu, Bayraklı'dan. Bin sefer gene dünyaya gelsem gene bu mesleği yaparım. Bak ama bu artık bu son. Son demlerini yaşıyoruz. Bizden sonra artık olmaz. Ufuk'a bakıver. Ufuk! Bakıver, getirdi o şeyi, dosya numarasını. Yazı bakın. Tamam.